Müşterek Oda Borsa toplantımıza hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faruk Kula Bey'i kürsüye davet ediyorum. Bizler 4 yıldır bu oda ve borsa yönetimlerinde yer alan ve bu toplantıları mutat olarak ay veya 2 ayda beraber dönerli olarak yerine getiren kurumlarız. Bu kurumlar bunları yerine getirirken ilçelerimizin, illerimizin sorunlarını beraber hareket etme, beraber yaşama kültürünü geliştirme projelerini üretmeye çalışan insanlar. Balıkesir çok zengin bir coğrafya. Bir tarafta Orta Anadolu'ya sınırız, bir tarafta Ege'ye, bir tarafta Marmara'ya. Bir tarafta batıda olup da kırsal kesimde nüfusu olan nadir illerden biriyiz. Sizin her noktaya, mahallesine, ilçesine elinizin değeceği konusunda inancımız tamdır. Bu zamana kadar bütün köşelere elinizi değirmeye çalışıyorsunuz. Bundan sonra da aynı gayretlerle bu coğrafyayı kucaklamanızı canı gönülden arzu ediyoruz. Bu şehirde yapılan her güzel şey hepimizi sevindirir. Ama her kötü şey de hepimizi üzer diye düşünüyorum. Biz Balıkesir yaşanabilecek şehirdi ama maalesef yaşanmaktan çıkmış bir hale gelmişken sizin eliniz değdikten sonra tekrar eski yaşanabilecek bir şehre bizi döndürmenizi sizden bekliyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım projelerine ilgili bizleri bilgilendirecek. Ondan sonra tüm ilçelerimiz belediye açısından olan şeylerini kendilerine soru cevap şeklinde veya taleplerini şey yaparsa belediye başkanımız da bunlara cevap verecek kanaatindeyim. Ben bu duygu düşünce içerisinde hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Balıkesir'in kalkınmasına, Balıkesir'in gelişmesine, Balıkesir'in ticaretine ve sanayileşmesine ciddi katkı sağlayan kurumların değerli yöneticileri, ben de hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Belediye başkanlarına vatandaşımız mutlaka ulaşmak istiyor. Kapımıza gelen de geri çevirmiyoruz. Çünkü bizler kültürümüzden gelen Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların, Hacı Bektaş'ı, velilerin öğütlerini hep okuyarak geldik, dinleyerek geldik. Ne güzel söylemiş Hacı Bektaş-ı Veli, "Gelene açıktır kapımız, yiyene helaldir lokmamız" diye. Tabii onun için kimseye kapımızı kapatmadık. Gelir gelmez belediyenin kapılarını vatandaşlarımıza açtık. Belediye başkanı öncelikle tabii bir şehri yönetirken kendisiyle barışık olması lazım. Çalışma arkadaşlarıyla barışık olması lazım. Tabii bir siyasi partiden seçilmişse parti teşkilatıyla barışık olması lazım. O şehrin kurum, kuruluş ve müesseseleriyle barışık olması lazım. O şehrin halkıyla barışık olması lazım. Çünkü bizler seçildikten sonra herkesin belediye başkanıyız. Sadece bize oy verenlerin değil, vermeyenlerin de belediye başkanıyız. Bize oy vermeyenlerin de hakkını, hukukunu korumak ve onların hakkını teslim etmek ve onların hizmet noktasında ihtiyacı olan hususları gidermek bizim asli görevimiz. Belediye başkanından korkulmaz. Belediye başkanı bana bir zarar verir diye ürkmez. Belediye başkanı tekerime çomak sokar diye endişe etmez. Üretimimi durdurur diye endişe etmez. Belediye başkanı yürüyen arabaya güç olur. Üretime destek olur. İstihdama katkı sağlar. Taş üstüne taş koyanın evet elini o taşın altına koyar. Gerekirse şehre adanmış hissederek gövdesini de başını da o taşın altına koymaya kendini hazır hissetmesi lazım. Bu duygu ve düşüncelerle yola çıktık.
Balıkesir'in tamamını birleştirmeye, bütünleştirmeye geldik. Ayrımcılıklar, ötekileştirmekler asla bizim lügatımızda yok. 1500 kilometresini ihaleyle, 500 kilometresini de kendi imkanlarımızla yaparak 2018 yılını asfalt yılı ve yol yılı ilan ettik. Ve şimdi de bununla ilgili ihale süreçleri devam ediyor. Pazartesi günü bununla ilgili de ihalemizi yaptık. Tabii ne acıdır ki önce tabii projeler yok diye bir algı oluşturmaya çalıştılar. Çocukları sevmekle, insanları kucaklamayla, şiir okumakla bu iş olmaz dediler. Ama bilmiyorlar ki önce insanların gönlüne dokunacaksınız. Tabii projelerimizi hazırladık. Sadece proje ve animasyonla kalmasın diye arkadaşlarımız ciddi çalışma yaparak ihale tarihlerini belirleyerek ilk lansmanımızı yaptık. Basın toplantısımızı yaptık. Bu ihalelerin de büyük bir kısmı oldu. Olmaya da devam ediyor. İnanın bu ihaleleri yaptırmamak için yine bu şehrin insanları, bu şehirde yaşayanlar değişik saliklerle ihale şartnamelerinden tutun da ihalenin neresine itiraz edecekse itirazları yapıyorlar. Yapsınlar, tabii bir problem yok. Tabii biz yöneticiler olarak her türlü planı, programı alternatif yaptık. Mutlaka bunu yapacağız dedik. Balıkesir'in kalkınmasına baş koyduk dedik. Bir takım bürokratik engellerle bunları ötelemek isteyenler, yaptırmamak isteyenler olabilir ki var maalesef. Şartnameden tutun da ihaleye kadar hepsine itirazlar ediliyor. Tabii bunların bir süreçleri var. Maksat tabii bu süreçleri geçirerek bu sene içerisinde bu yolları, bu kavşakları bize yaptırmamak isteyenler maalesef var. Ama her şeye rağmen bunları başaracak güçteyiz. Başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Asla pes etmek yok, asla yılmak yok. Yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımıza ve gelip giden bütün bakanlarımıza Balıkesir'in bu zor şartlarını anlatıyorum. Coğrafyamızın büyüklüğünü anlatıyorum. Kayseri, Eskişehir örneği veriyorum, misallendiriyorum. Herkes haklısın, yapabileceğimiz bir şey var mı diyor. Azimliyiz, gayretliyiz, inançlıyız ve duyarlıyız. Bu işi başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz konulardan birisi işte katılımcı belediyecilik. Şehrin dinamikleriyle, iş alemiyle, oda ve borsa yöneticileriyle bir araya geliyoruz. Biz yapacaklarımızı anlatıyoruz. Onlar kendi meslekleriyle ilgili, ilçeleriyle ilgili soracaklarını soracaklar. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunacağız. Danışan şaşırmazmış. Her şeyi en iyi biz biliyoruz diye bir iddiamız yok. Öyle olduğumuz için de belediye başkanı olmadık. Belediye başkanından çoğu öyle zannediyor kendini. Bu doğru bir anlayış değil. Belediye başkanı her şeyi en iyi bilen insan değildir. Akıllı bir belediye başkanı, başarılı bir belediye başkanı, akıllı insanların fikrinden, zikrinden, düşüncesinden, projelerinden istifade eden insandır. Bizim her zaman size kapımız açık. Buyurgan bir belediye değil, hizmetkar bir belediye anlayışı içerisinde belediyeyi yönetmek istiyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak mutlu ve huzurlu bir şehir. Teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz soru varsa onları da cevaplandırmaya çalışalım. Sağ olun, var olun.